Herkese merhabalar. Yeni bir kitap incelemesi videosuyla karşınızdayım. Bu kitap incelemeleri videolarına da bir süredir devam edemiyorduk. Halbuki biliyorum ki sırf bu kitap videoları için kanalımızı takip edenler de var. Onlardan özür dileyerek başlayayım. Umarım bundan sonra daha sık kitap videoları yayınlamaya devam edeceğim elimden geldiğince. Şimdi tabii bu video diğer kitap videolarına göre biraz farklı olacak. Çünkü takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ben genelde bilim kurgu romanları hakkında konuşuyorum. Sevdiğim bilim kurgu kitaplarını tanıtmaya çalışıyorum. Bu sefer biraz gerçek bilimden konuşmak istedim. 4 tane popüler bilim kitabı tavsiye edeceğim. Bunlar piyasada yani kitap evlerinde çok rahatlıkla güncel basımlarını bulabileceğiniz, herkesin anlayabileceği bir dilde yazılmış kitaplar. Şimdi vakit kaybetmeden hemen başlayayım. İlk bahsetmek istediğim kitap Say Yayınları'ndan çıkan Carolyn Collins Patterson'ın yazdığı Evren 101. Aslında bu kitabın orijinal adı Astronomi 101 de Evren 101 diye çevirmeyi tercih etmişler. Bu herkes için serisi var Say Yayınları'nda. Bu da işte herkes için astronomi kısmına dahil oluyor. Ödüllü bir yazar tarafından yazılmış. Aslında astronomiye giriş niteliğinde bir kitap. Yani bu kitabı özellikle astronomiye meraklı olan ama hiçbir bilgi sahibi olmayan, bu konuyla yeni ilgilenmeye başlayan kişilere tavsiye ederim. İşte astronomi ve kozmoloji hakkında temel bilgiler ve temel terimler hakkında çok lafı uzatmadan temel basit bir şekilde tanımları detaylandıran bir kitap. İşte güneş sistemimizdeki gezegenler hakkında bilgiler, işte solucan deliği nedir, kara delik nedir, karanlık madde nedir, temel astronomi kavramlarını çok basit bir şekilde anlatan bir kitap. Dolayısıyla yani hani bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyorsanız belki bu kitap size çok fazla bir şey kazandırmayabilir. Ama temel bilgileri öğrenmek istiyorsanız, ki bu önemli çünkü daha üst seviye kitapları, yazıları, makaleleri daha iyi anlayabilmek için temel bilgilere de sahip olmak lazım. Tabii gönül isterdi ki bu aslında orta öğrenim seviyesinde herkese anlatılsın ama maalesef çok yeterli değil günümüzde. Bir de yani hani aslında internetten de bulabilirsin sonuçta bu bilgileri ama doğru bilgileri somut bir şekilde elle tutulur bir şekilde rafta olması benim kişisel olarak her zaman tercihim. O yüzden astronomi ile ilgili temel bilgileri öğrenmek için Evren 101 kitabını kesinlikle tavsiye ederim. Diğer bir bahsedeceğim kitap da aslında popüler bilimle ilgileniyorum diyen herkesin mutlaka bildiği ya da en azından duyduğu bir kitap bu. Carl Sagan tarafından yazılan Kozmos, Evrenin ve Yaşamın Sırları kitabı. Carl Sagan'ı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Yani geçtiğimiz yüzyılın en önemli bilim insanlarından bir tanesi. Tabii önemli olmasının sebebi sadece çalışmalarıyla yaptığı katkılar ya da buluşları değil. Tabii çok önemli katkıları da var bu konuda ama Carl Sagan'ın en önemli özelliği bilimin herkes tarafından sevilmesini sağlamak için çalışmak ve hani bilimin sadece belli bir zümreye ait olması değil, bizim gibi sıradan insanların da bilimsel bilgiye ulaşmasını sağlamak için elinden geleni yapmış, belki de hayatını buna adamış birisi. Ya, bu da çok önemli bir şey bence. Hani biz millet olarak biraz pragmatistiz. Hani ya bunun bana ne faydası olacak diye bakarız her zaman. Halbuki bence hani bilimle ilgilenmek için illa akademisyen olmaya ya da ne bileyim hani bununla ilgili bir çalışma yapmış olmaya gerek yok. Hani evreni daha iyi anlamak, dünyayı daha iyi anlamak, yaşamı daha iyi anlamak her zaman insanı daha iyi bir insan yapıyor ve hayata daha farklı bakıyorsunuz diye düşünüyorum ben. O yüzden Carl Sagan'ın bu çalışmaları da çok önemli. Tabii Carl Sagan'ın en büyük popülaritesini sağlayan işi uzun yıllar önce yaptığı Kozmos belgeseli. Bu kitap da onun aslında kitap versiyonu. Ama tabii birçok farklı yönü de var. Özellikle yani Carl Sagan kendisi hani belgeselden çok daha rahat bir şekilde söylemek istediklerimi ifade ettim demiş zaten kitap için.
Aslında burada evrenin sırlarının keşfedebildiğimiz kısmını tarihteki bilim insanlarının çalışmalarından da örnekler vererek anlatıyor. Tabii sadece astronomi değil, diğer bilim dallarından da bahsediyor. Canlıların yapısı ve evrendeki yeriyle ilgili bölümler de var. Ve burada basit, standart tanımlardan ziyade bir öykü havasında anlatıyor. O yüzden bence bu kitap aslında belgeseliyle de birlikte değerlendirilmeli. Yani hem belgeseli izlemek lazım hem de kitabı okumak lazım. Birbirini tamamlayan eserler. Üçüncü bahsetmek istediğim kitap da ODTÜ yayıncılıktan çıkan ve ODTÜ yayıncılığın Türkçe'ye kazandırdığı Michio Kaku tarafından yazılan Geleceğin Fiziği kitabı. Michio Kaku Japon asıllı Amerikalı bir teorik fizikçi. Aslında popüler bilim insanlarından biri diyebiliriz. Yani sosyal medyada popüler bilimle ilgili bir şeyler takip ediyorsanız mutlaka onun olduğu bir videoya denk gelmişsinizdir. Hatta birkaç yıl önce Türkiye'ye de gelmişti. İstanbul'da bir konferans vermişti. ODTÜ yayınları da sanırım Michio Kaku kitaplarını bir seri olarak çıkardı. 4 ya da 5 kitap olması lazım. Hani diğerlerini okumadım. Ama Geleceğin Fiziği bağımsız olarak son derece eğlenceli ve eğitici bir kitap. Kitap önümüzdeki 100 yıl boyunca olacak teknolojik ve bilimsel gelişmeler hakkında öngörülerde bulunuyor. Ve 9 bölümden oluşuyor bu kitap. Bilgisayarın geleceği, yapay zekanın geleceği, tıbbın geleceği, nanoteknoloji, enerjinin geleceği, uzayda yolculuğun geleceği, sermayenin geleceği, insanlığın geleceği, 2100'deki yaşamdan bir gün başlıklarından oluşuyor bu kitap. Michio Kaku genelde bilim kurgu severlerin özellikle merak ettiği konular konusunda bir şeyler cevaplamayı seven birisi. O yüzden genel olarak da takip etmesi çok eğlenceli biri. Yani yakın geçmişe kadar sadece hayal gibi görülen şeylerin nasıl kısa sürede hayatımıza girdiği ve bugün de hayal gibi görülen şeylerin aslında çok yakın zamanda nasıl hayatımızın sıradan bir parçası olacağını keyifli bir şekilde özetliyor diyebiliriz bu kitap. Yani klasik şey geyiğini de yaparsınız bu kitabı okurken. Hani millet nelerle uğraşıyor, biz neyi tartışıyoruz? Sözü mutlaka bu kitabı okurken insanın aklına geliyor. Ayrıca bu bilimsel gelişmelerin hani toplumu nasıl değiştireceğiyle ilgili de önemli tespitler var. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Hatta Kaku'nun diğer kitaplarını da okuyacağım. Belki onlardan da ilerleyen videolarda konuşuruz. Son olarak bahsedeceğim kitap da Stephen Hawking'in 1988 yılında yazdığı Zamanın Kısa Tarihi adlı kitap. Tabii 1988 yılında yazıyor ama ilerleyen yıllarda bu kitaba bazı güncellemeler geliyor. Bu elimde tuttuğum 54. baskısı Alfa yayınlarından çıkan bir kitap. Bildiğim kadarıyla da dünyada en çok satılan popüler bilim kitaplarından biri. Hatta bestseller'a giren ilk fizik kitabı, yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Stephen Hawking de geçtiğimiz Mart 2018 yılında hayata veda etti ve de o da malumunuz modern dönemin en önemli bilim insanlarından biriydi. Uzay zamanını çok net ve akıcı bir şekilde anlatan bir kitap. Zaten Hawking'in en önemli çalışmaları kara delikler üzerine biliyorsunuz. Bununla ilgili önemli bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda solucan delikleri ve zaman yolculuğu ihtimalleri hakkında da açıklayıcı bilgiler yer alıyor. Gene bu konuları anlatırken geçmiş bilim insanlarından ta işte Aristoteles'ten, Ptolemaios'tan, Galileo'dan, Kepler'den başlayıp günümüze kadar gelen bilimsel gelişmeleri de aktarıyor. Yani aslında bu kitap biraz da bilimin metodolojisinin nasıl olduğu ve kabul gören şeylerin nasıl değiştiği meselesini de herkesin anlayabilmesi için yalın bir şekilde anlatıyor. O yüzden popüler bilim meraklılarına kesinlikle bu kitabı da tavsiye ederim. Evet, lafı çok uzatmadım. Çünkü değişik yorumlar geliyor. Bazen diyorlar ki çok uzun konuşmuşsun, bazen çok kısa konuşmuşsun diyorlar. Ben de orta yolu bulmaya çalışıyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdilik bu video için söyleyebileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.